satır alarında birçok e, olay yaşandı ama ancak böyle özetleyebiliyoruz. 21 Ağustos 2013'te Esed Doğu Guta'ya kimyasal silahlarla saldırdı. Bir insanlık suçu işledi. 30 Haziran 2014'e geliyoruz. DEAŞ sözde hilafet ilan etti. Bir de DEAŞ girdi işin içine. 26 Ocak 2015 DEAŞ'a karşı Amerika Birleşik Devletleri YPG PKK ittifakı başladı. Sonrasında çok konuştuk o ittifakı. 30 Eylül 2015'e geldik. Rusya iç savaşa doğrudan müdahil oldu. Denklemin değişkenleri, bağımlı değişkenleri, bağımsız değişkenleri yavaş yavaş 2015'ten sonra oturmaya başladı. 24 Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri hepinizin hatırlayacağı üzere Fırat Kalkanı harekatını başlattı sınırlarını güvenlik altına almak için. 23-24 Ocak 2017'ye geldik. İlk Astana toplantısı yapıldı. O da önemliydi. 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'a kimyasal saldırı düzenlendi yine. Şimdi devam ediyoruz. 2017'den sonra geldik 2018'e. Yine hepimiz gururla hatırlıyoruz. 20 Ocak 2018'de Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı değerli izleyenler. 21 Mayıs 2018'e geldik. Başkent Şam rejimin kontrolüne girdi. 21 Mayıs 2018'de. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesi düzenlendi. İstikrarın sağlanabilmesi açısından önemli bir adımdı. 9 Ekim 2019 Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatını başlattı değerli izleyenler. Yani üçüncü başarılı operasyonumuzla başlamış oldu. 27 Ekim 2019 DEAŞ'ın elebaşı El Badadi öldürüldü. 27 Şubat 2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Bahar Kalkanı Harekatını başlattı. Ve 5 Mart 2020'ye geldiğimizde, artık yavaş yavaş bugüne yaklaşıyoruz, Rusya ve Türkiye İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı. Şimdi bir ekranımız daha var. Arkadaşlarım onu da getirecekler. Ee, rakamlarla Suriye İç Savaşı'nı da derledik. Bu 10 yılda bu dram, bu insanlık suçu, bu savaş rakamlara nasıl yansıdı bakacağız. 13,4 milyon kişi yardıma muhtaç haline geldi. Yani doğrudan yardıma muhtaç hale geldi. Yaklaşık 13 milyon kişi. 6,1 milyon çocuk şu an insani yardımlarla yaşıyor. Hayatını ancak insani yardımlarla sürdürebiliyor. 6,7 milyon kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. Sadece Suriye değil, bölge de bundan çok etkilendi. 5,6 milyon Suriyeli göçmen konumuna düştü değerli izleyenler. 3,6 milyondan fazla sığınmacı Türkiye'ye sığındı ve Türkiye o sığınmacılara kucak açtı. 859 sağlık çalışanı öldürüldü. Çok sayıda sivil öldürüldü. 709 medya çalışanı hayatını kaybetti. Tam 217 kez kimyasal saldırı, silah saldırısı düzenlendi. Suriye iç savaşının işte 10 yılı böyleydi.